Merhabalar, bir Kale Bodur'la Mimarlar Konuşuyor serisinde daha beraberiz. Sayın Cem Sorguç'la beraberiz. Hoş geldin. Bir kere çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Teşekkür ederim bana davet Bugün ettiğiniz için. evet beraberiz. Demin kayıttan önce de konuştuğumuz gibi hakikaten bu programların özellikle böyle bir arşivleme açısından önemli bir katkısı var diye düşünüyorum. Bu açıdan da hani böyle bir mümkün olduğunca kapsayıcı bir çeşitlilik içinde devam etmesine çaba gösteriyoruz. Çeşitlilik deyince de şöyle bir şey geliyor aklıma. Ben böyle tabii dün hep çalışıyorum programdan önce. Dün de seninle ilgili böyle bakarken ya o kadar çok şeyi bir arada yapıyorsun ki müthiş böyle insan hem kıskanıyor hem hayret ediyor. İşte tabii mimarlık var ana eksemde ama eğitimcilik var. Benim gördüğüm kadarıyla değil mi? Eğitim faaliyetlerine devam ediyorsun. İşte bir yandan böyle bir sanatla ilişki var. DJ'lik bir şekilde sürüyor. Bütün bunlar nasıl oluyor da oluyor gibi bir şeyle belki başlamak doğru. Bir yandan da şunu düşünüyor insan. Belki bunlar hep birbirini beslediği için bunlar olmadan da olmuyor diye. Sen orada nerede duruyorsun? Tam dediğin gibi aslında bunlar birbirini herhalde besliyor bende. Böyle büyük bir şey gibi düşünüyorum. Parçalardan oluşmuş bir kitle gibi düşünüyorum. Herhangi birini çekince sanki diğeri sallantıda kalacakmış gibi. Bir de tabii bunun şöyle bir avantajı var bana. Yegane yaptığım şeyden sıkılmama engel oluyor diğerleri. Dolayısıyla bu hani mimarlıktan sıkılıyorum anlamına gelmiyor ama sıkılma ihtimalini bertaraf etmeme en azından ona bir faydası var. Bilinçli de bir şey değil. Yani herhalde ben çocukluğumdan beri aynı durumdayım. Hem futbol oynayıp hem de basketbol takımında olan bir adamdım. Dolayısıyla birbirine tezat olan şey olsa, sporlar olsa bile. Herhalde bunun getirdiği bana çok şey gelmiyor. Bir tek tabii zaman, yani insan yaş aldıkça ve etrafında uğraştığı şeylerle daha ciddi uğraşmaya başlayınca zaman devreye giriyor. Burada biraz daha organize olmak Öncelikler gerekiyor. meselesi Öncelikler önemli. Evet. devreye giriyor. Peki yani şeye de bakınca yani senin mesela bir büro modeline baktığımız zaman da aslında böyle tam butik bir ofisle kurumsal bir ofis arasında bir yerde ben durduğunu görüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Yok, doğru. Çünkü aslında hani küçük bir ofis değil ama öte yandan da anladığım kadarıyla böyle birçok projede sen son noktaya kadar dahil oluyorsun. Değil mi? Evet. Böyle bir Evet. üstten örgütlenen bir yapı yok. Dolayısıyla bunun da avantajları ve dezavantajları var diye görüyorum. Bir başka saptamamda şu oldu dün. Aslında her ölçekte ve neredeyse böyle hemen hemen her temada proje üreten bir yapı var. Böyle bir ağırlıklı olarak tabii bütün Türkiye'de olduğu gibi konut olmakla beraber işte baktığım zaman tarihi çevrede koruma, yenileme de var. İşte iç mekan projeleri de var. Büyük kampüs projeleri de var. İşte iş yeri binaları da var. Çok böyle gayrimenkul pazarına hitap eden şeyler de var. Çok özellikli projeler de var. O çeşitliliği nasıl görüyorsun? O da aslında hani böyle kasti bir şey değil muhtemelen. Yani benim öngördüğüm ve zamanın getirdiği bir şey. Fakat bunu hakikaten seviyorum da. Yani dolayısıyla birkaç tipoloji dışında herhalde bütün tipolojilere karşı böyle bir açgözlüyüm diyebilirim. Ama İstisnalar hangileri? istisnalar sağlık yapıları diyebiliriz, hastaneler. Yani ona biraz şey duruyorum açıkçası. Mesafeli. Mesafeli duruyorum. Belki biraz çok fazla mekanik olduğu için, hani dans edecek pisti daha dar olduğu için olabilir. Belki de hakikaten tamamıyla sağlıkla, hani kötü konuşma derler ya, o misal belki öyle bir şey de olabilir. Yani alt tarafta. Ama bu hakikaten küçük ölçek. Özellikle bu hani bir lavabo tezgahı dahi olabilir, bir kapı da olabilir ki kapı tasarlıyoruz mesela. Yaptığımız bazı projelerde bir kapının kilit menteşe detayından büyük ölçek bir şeye kadar hepsi aslında benim haz ettiğim ve mümkünse de ofiste yer almasını istediğim. Bir taraftan da şey diye bakıyorum ben bunu aslında ofiste
bu ölçekten büyük ölçe içerisinde çalıştığımız arkadaşlarımla hani bir nevi bir ortam diye bakıyorum. Yani bunlarla besleniyor mimarlık, bunun küçük bileşenleri, büyük bileşenleri. Peki buna bağlı bir iş bölümü mü var ofiste? Hayır, mesela yok. Ölçek ve konu. Hayır, yok. Herkes her şeyi herkes yapıyor. Herkes her şeyi yapabiliyor. Herkes her projenin başından sonuna kadar gidebiliyor veya bazen o devreden çıkıp başka bir yere katılıp sonra tekrar dönebiliyor. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum hakikaten. Biraz futbol takımına benzetiyorum. Yani veya herhangi bir takım sporundaki bir duruma benzetiyorum. Yani herkes o sahada var olmalı. Kuralları bilmeli. Ama hangi maçta, ne zaman devreye gireceğini, sakatlık var, şu var, bu var, performans diye bir şey var. Dolayısıyla devreye girebilmedi. Yani 11 kişiyle oynanıyor gözükse bile aslında hani 20-22 kişilik bir takımdan bahsediyor isek, bu böyle bir şey ve projelere de dolayısıyla zaman zaman dahil olanlar, çıkanlar, tekrar dahil olanlar var. Dikkat ettiğim bir şey de şuydu, böyle çok İstanbul ağırlıklı projeler benim gördüğüm kadarıyla. Böyle bir hani İstanbul ofisi olma, İstanbul mimarı olma gibi bir durum var mı? O da tesadüfen gelişmiş bir şey mi? Tesadüfen gelişmiş bir şey. Ben aslen İstanbullu değilim. Ben Mardin. Evet, Mardin doğumluyum. Nereli olduğum karmaşık bir konu. Yani Anadolu'da 3-5 nokta sayabilirim. Birçok kişi gibi Türkiye'de yaşayan. Evet, evet, tam öyle bir şey. Dolayısıyla benim İstanbul maceram aslında akademiyle, Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki mimarlık eğitimimle başlayan bir süreçtir. Yaklaşık 30 yıl oldu. O süre zarfında İstanbul, ama bu hakikaten yani bilinçli bir karar değil. Bu koşullar ve zaman bunu getirdi bize. Böyle bir şeyim de yok. Yani illa İstanbul'da çalışılır, İstanbul ofisidir diye. Peki İstanbul'da çalışmanın bir ayrıcalığı ya da özel zorluğu var mı? Yok herhalde. Bir tek şöyle şahsi söyleyebilirim. Şehirde yaşadığım için buranın zaaflarını, buranın arızalarını ve elden kaçan bir takım şeylerini görüyorum. Dolayısıyla bununla bir üzüntü de bazen. Hani sevinme hali gibi üzüntü hali de söz konusu. Dolayısıyla bunun bir güçlüğü olabilir. Yani bir projeyi yaparken bu hassasiyet insanı bazen elini bağlayabilir ya da ne bileyim mesela Erzincan'da bir proje yaptığınız zaman evet mimari hassasiyet içerisinde, coğrafi hassasiyet içerisinde, iklim hassasiyeti içerisinde bir şeyler yapabilirsiniz bağlam içerisinde. Fakat yaşadığınız yer kadar muhtemelen size etkilemez o. Bir de galiba İstanbul bağlamının hassasiyetleri daha fazla veya daha keskin, sert oluyor. Evet. Gibi görüyorum. Özellikle de yani o tartışma son dönemde ortaya çıkıyor. Ben bu sabah şeydeydim, İTÜ'deydim. İşte öğrencilerle bir misafir olarak gittim, bir ders yaptık falan. Orada gördüğüm, yani şöyle bir resim var hepimizin paylaştığı aslında. Mimarlık giderek bugünün bağlamı içinde aslında kendini çok aşan bir sürü çeper sorunla da boğuşmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla işte müthiş bir kentsel dönüşüm yaşıyoruz. İşte çok sayıda proje yapılıyor, hızla yapılıyor. Türkiye ekonomisi büyük ölçüde inşaattan besleniyor. Ve bunun içinde mimar bir tür böyle aslında geleneksel olmayan sorumluluklar yüklenmeye başlıyor. Hakikaten işte kentin dönüşümünden, değişiminden, planından, işte yatırımlardan, bütün bunların yönlenme biçiminden falan en azından sorumlu kişi gibi görülüyor. Böyle buna nasıl bakıyorsun? Yani hassasiyetler deyince. Bunlar mesela mimarlığın hassasiyeti içinde midir? Bence içindedir. Ya da artık olmalıdır. Yani dün değildi bence ama bugün artık öyledir diye düşünüyorum. Mimari bu ülkede yani dışarıda biraz daha erken başlamış olabilir ama bu ülkede fragmanlara, daha doğrusu da departmanlara ayrılmakta biraz geç kaldı diye düşünüyorum. Şöyle demek istediğim şu, yani bir mimarlık eğitimi alan kişi mimarlık fakültesinden çıktıktan sonra şantiyeci veya projeci diye ayrılırken bir süre sonra o, hani benim zamanımda, bir de malzeme veya büyük şirketlerin emlak danışmanı, gayrimenkul danışmanı gibi şeyler olur iken, şimdi sosyal boyutu bu dönüşümle beraber ve hakikaten sosyolojik boyutu, bunun altyapı boyutu,
ulaşım boyutu, ekolojik yatırım, boyutu gibi, teknoloji. Yatırım teknoloji boyutu, hatta insan kaynakları boyutu, bunların her biri mimar kökenli ve bu alanı ilgilendiren bir şekilde departmanlara ayrılacaktır diye düşünüyorum. Yani biraz çözülecektir. Çünkü baktığımız zaman hani hukukta da hatta tıbbın kökenine baktığımız zaman yani temel 3 meslekten bahsedecek olursak bunların hepsi zaman içerisinde koşulların ve insan nüfusun da getirdiği ve ihtiyacın da getirdiği bir şekilde bir ayrışmaya gitti. Mimarlık bunda geç davranan mesleklerden biri olduğunu düşünüyorum ama onun da zamanı yavaş yavaş zaten hissettiriyor. Yeni kuşak mimarlara baktığım zaman da ben onların işte bir grup var sadece sergi mimarisi üzerine çalışıyor. Bir grup var sadece ekoloji. Belki bilmediğim bir sürü grup var hakikaten ulaşım üzerine çalışıyor şu bu. Dolayısıyla bunun hakikaten çok haklı ve doğru bir nokta. Katılıyorum kesinlikle. Bunun daha da palazlanarak devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani orada bir eski tabii tartışmayı ister istemez geri besliyoruz. Mimarlık acaba kendisi dönüştürücü bir güce, itici bir güce sahip midir? Yoksa sadece bir meşrulaştırma biçimi midir etrafında olup biteni? Son dönemde işte olup bitene baktığım zaman benim gördüğüm çok da hani böyle mimarların etkin bir dönüştürücü gücü olmadığını görüyorum. Çünkü hep böyle şikayet ettiğimiz bir kentsel gelişme var. Onun içinde noktasal binalarda, kendi bahçemizde oynamanın dışında çok da fazla bir şey yapabiliyor muyuz emin değilim. Ne bileyim özellikle de konut tabii yani kentin yüzde belki 85'i 90'ı konutlar cinsinden oluştuğu zaman sen de çok konut yapan bir mimarsın. Özellikle Göktürk bölgesinde benim anladığım kadarıyla değil mi? Mesela oradaki tipolojilere nasıl bakıyorsun? Onun içinde kendi üretimini nasıl görüyorsun? Bir dönüştürücü, iyileştirici, alternatif oluşturucu rolleri var mı? Bu zaman içinde aslında birkaç binamızda, belki 3-4 binamızda ortaya çıktı. Bunun için biraz geri dönüşü almak için hakikaten bir aradan birkaç sene geçmesi gerekiyor galiba. Birkaç projede iyi bir geri dönüş aldığımızı hissediyorum. Yani bu sadece şu anlamda değil, hani mimari olarak yaşanabilir mekanların mutlu ettiği insanların geri dönüşü anlamında değil, bir taraftan ekonomik olarak da geri dönüşüm. Tabii burada şimdi kullanım değeri, değiştirme değeri mevzusuna girmek gerekecek ama hani bu da bence bunun içerisinde anılabilir. Ama kullanım değeri olarak hakikaten bir geri dönüş alıyoruz. Ama onlar da herhalde Göktürk bölgesinde genel Türkiye genelinde olduğu gibi bir kontur gabari meselesi var mevzuattan kaynaklı. Dolayısıyla kontur belli gabari bir tipolojiye zorluyor. Zaten belli bir tipolojiye zorluyor. Hatta kendi tipolojisini yaratıyor ve orada sizi kıstırıp alıyor. Bir süre sonra bu çok rahat bir fasat mimarisine dönebilir bir hale geliyor. Çünkü örtü bile, üst kabuk bile çok tanımlı hale geliyor. Dolayısıyla burada eksiltmelere gitmeniz gerekiyor. Plastisite açısından ya da nasıl mimarlık içinde durduğunuza bağlı olarak. Bu da ekonomik olarak daha doğrusu işverenden eksiltmek manasına geldiği için de orada birazcık açıkçası epey hırpalanmak gerekiyor. Bunun içerisinde bir yani mevzuatı da bilme anlamında aram hiç fena değildir. Biraz onun hani hukukçu gibi boşluklarını değerlendirmeye çalışıp bir taraftan da işverenin yumuşak karnına çalışmaya çalışıyorum. Bütün yapa geldiğimiz bu aslında. Yani bunun içerisinde de mekanlarda eğer kaliteli bir ortam ve uzun vadede de bir talep doğuyorsa bu tamamıyla bunların getirdiği küçük bir artı değerdir. Aslında bugün konuştuğumuz şeylerden bir tanesi öğrencilerle. Bu tam senin de altını çizdiğin. Giderek Türkiye'de mimarlığın böyle bir kabuğu şekillendirme işine indirgenmesiyle ilgili bir şeydi. Yani o kadar böyle bir taraftan pazar tarafından, bir taraftan imar tarafından sınırlanmış, şekillendirilmiş bir önümüzde hazır bir şey buluyoruz ki tasarım tipolojisi. Mimar böyle geriye çekilerek işte nitelikli malzeme seçme, iyi bir cephe yapma, cephe aracılığıyla bütün kimliği oluşturma falan gibi bir alana çekilmek zorunda kalıyor. Böyle olunca da yani mimarlık parsel içinde bir mesele gibi algılanmaya başlıyor. Kentle, kenti dönüştürme gücüyle, yeni tipolojiler üretmekle falan çok şeyi kalmıyor, bağlantısı kalmıyor galiba. Hakikaten de mimarlık eleştirisi de mesela, mimarlık değerlendirmesi de genellikle bu işte
cepheler üzerinden oluşmaya başlıyor. İşte yeninin tanımı hakikaten dile indirgeniyor. Ya da işte araştırmacı olanın, yenilikçi olanın tanımı dile indirgenmeye başlıyor. Geri kalan şeyler tartışma dışında kalıyor falan. Tabii konutta da bu ekstrem derecede oluyor. O anlamda şeyi sordum. Hakikaten belki bunu aşmanın yollarından bir tanesi dediğin gibi o bütün o sınırlanan çerçevenin boşluklarını bulmak. Evet. O bir ekstra iş yani tasarımla aslında çok doğrudan ilgili olmayan bir böyle mücadele alanı. İkincisi de tabii işverenin ufkunu açacak şekilde bir şey yapmak. Yani taviz belki çok doğru sözcük değil ama yani nelerden vazgeçtiğine ne geri alacağıyla ilgili tartışmayı iyi götürmekle ilgili bir şey diye ben de düşünüyorum. O anlamda bugün mesela konut özelinde konuştuğumuz şeylerden bir tanesi buydu. Diğer yapı türlerinde nasıl durum? Yani mesela eğitim yapısı da epi değil mi yapıyorsun? Eğitim yapısı renovasyon ve şey olarak yaptık ama daha çok herhalde konuttan sonra bizim portfolyomuz ofis ağırlıklıdır. Şimdi yakın zamanda bir otel şeyimiz de var 2-3 senedir. Yani çalışma mekanları. Aslında konutta da benzer şey. Şimdi tipolojiler ve ofiste de çok farklı bakmıyorum. Yani belki o yüzden bu çeşitleme söz konusu. Yani dolayısıyla hani şu şey kitapları vardır. Otel yapan gider kütüphaneden otel kitaplarını alır, masaya koyar. Ofis yapan ofis kitaplarını alır. Mesela benim kafam böyle çalışmıyor. Yani hani bir kır evi ya da bir dağ evi kendi içerisinde, bağlamı içerisinde kıymetli ve ona göre savunmasını yapmış bir ev, bir çok rahat bir ofis binasına referans teşkil edebilir. Etmelidir de zaten. Dolayısıyla bu çeşitleme birazcık da bundan. Yani her şeye bir mimari mesele gibi bakıp aslında her meselenin de kendi alt meselelerini çözmeye çalışmak üzerine. Bunun da en biricik şeyi insan ve ölçeği zaten. Dolayısıyla asıl bir süredir yani kendi kendime düşünürken asıl meselenin bu işlevle ilgili mesele olduğunu düşüne geliyorum açıkçası. Yani insanların kullanım alışkanlıkları, yaşama alışkanlıkları ve bunun zaman içerisinde hep de teknoloji hem de beşeri anlamda değişmeye meyletmesi, değişeceğine dair bir şeyle aslında bir ofis, konut, otel bunların fonksiyonlarının, programlarının nasıl esnetilebileceğini, nasıl bildiğimiz anlamdan çıkacağını ya da bu aslında akademik eğitimde de bizim işte bina bilgisi dediğimiz, tefriş dediğimiz ve benzeri şeylerin de sorgulanmasını içeren bir şey. Dolayısıyla onlarda da çok farklı davranmıyor soruna dönecek olursam. Yani konutla ofisi ben çok fazla ayırmıyorum birbirinden. Aslında senin de demin tam böyle bitirirken söylediğin bu akademiyle gerçek hayat arasındaki ilişkiye gelmek istiyorum. Yani sen aslında uygulama alanından dönüp tekrar işte akademiye bir şekilde katkı yapıyorsun. İki tarafı da yakından gözlüyorsun. Bunun sonucunda ne görüyorsun? Yani şöyle bir tartışma var iki ucu işte şey yapan. Özellikle mimarlık okullarına yönelik olarak ya işte bir grup diyor ki şey öğrenciler gerçek hayata hazırlanmıyor. Çok böyle hani hayali projeler geçen gün işte sosyal medyada da tartışılıyor. Daha bire böyle kültür merkezleri, ondan sonra ayrıcalıklı programlar, ayrıcalıklı arsalarda, imar koşullarının böyle çok serbest olduğu durumlarda proje yapıyorlar. Sonra gerçek hayatın içine düşünce de sudan çıkmış balığa dönüyorlar falan. İkinci bir grupta şunu söylüyor, elbette öyle olacak. Yani akademi şeyin simülasyon ortamı değildir. Gerçek hayatın. Orada bir sürü şey yapılır. Öbürüne zaten adapte olurlar falan gibi böyle bir ikili tartışma süre geliyor. Bugün aslında öğrencilerle onu da konuştuk. Sen bu taraftan gelip o tarafa bakan biri olarak ne görüyorsun bu tartışmanın içinde? Ben aslında her ikisine de hak veriyorum tuhaf bir şekilde. Çünkü her ikisinin de yeri olduğunu düşünüyorum. Bu eğitim modelleri tabii değişebiliyor malum. Hani hem okullardan okullara hem ülkelerden ülkelere ama evet şimdi benim zaman ben 68 doğumluyum. Demek ki 80'lerin ikinci yarısında ben Mimar Sinan'dayken tabii yoğun bir Alman ekolünün getirdiği bir uygulama
uygulamacı zihniyet ve bir şey vardı. Hala vardır, o sürer. Onun yanında bunun muhtelif böyle bir alternatif şeyleri ve zamanla o makas daha da açıldı. Muhtelif başka okullar var. Şimdi aslında ilk baştaki konuya dönecek olursak, yani bu mimarlık sadece yapı yapma sanatı veya yapıyı toprağa dikmekle ilgili bir şey de değil. Dolayısıyla ben de öğrencilerle konuşurken aslında yapı yapmayabilir, mimarlıkla da uğraşmayabilir, yani sinema yapabilir ama o mimarlık içerisinden belki çıkarsa başka bir şey olabilir. Dolayısıyla ama asgari, yani mimari bakış açısını ve mimari ölçeği ve çıktığı zaman da hani en azından kavrama, yani biz niye statik şey yaparız, gider donatı ve şey hesaplamayız betonarmede ama bir kalıp planı yapabiliriz. En azından bunu biliriz. Yani mimarlık da bence böyle davranabilir diye düşünüyorum. Yani çok sert çıktığı zaman bir şey yapamayabilir. Ama şeye de karşıyım, şimdi ikisinin ortasında olan nokta, jenerik mimarlığa da biraz karşıyım. Yani o başka bir şey haline geliyor. Jenerik mimarlık ufuk açıcı bir şey. Yani hani tamamıyla yapı yapı endüstrisinden uzak olarak kurulan şeyden bahsediyorum. Eğitim alışkanlığından veya bunun uzantısı olan, hatta yarışma projelerinin bile bir kısmını buna dahil edebiliriz bence. Özellikle son dönemde. Son dönemlerde. Evet. Çünkü bunların hasarlarını yarışmalara da girip çıkıyorum. Yani yarışman olarak değil ama jüri olarak veya hani izleyicisi olarak, yakinen izleyicisi olarak bunun hani gerçek hayattan sudan çıkmış balığa hikayesinin daha kritik ve daha trajik hali bence sudan çıkmış balığa olan yarışma projeleri. Oralarda bir şey var, bir hasar oluşuyor ve onun daha fazla hasarını da görebiliriz yakın zamanda. Dolayısıyla bu jenerik hale gelmesiyle ilgili bir şeyim var, bir itirazım var. Eğitimin de oraya kanalize olmasında da bir uzun vadede bir şey olacağını düşünüyorum, bir zaaf olacağını düşünüyorum. Aslında şöyle oldu, yani biz yıllarca tabii çok klasik, geleneksel bir eğitim sisteminin içinden buralara geldik. Onun da merkezinde hakikaten özellikle İstanbul ağırlıklı olan anlayışta bina yapmak vardı. Yani iyi detay çizen, incelmiş detay çizen, işte akmayan, kokmayan, ayakta duran, bakıldığı zaman mimar elinden çıktığı belli olan falan yapıları elde etmek vardı. Bu da böyle büyük ölçüde özellikle senin geldiğin okulda mesela usta-çırak ilişkisine dayalı olarak geliştirildi falan. Fakat sonra şu görüldü ki, yani tekil yapılardan oluşmuyor kent. Kent bir bütün aslında ve yani bazen çok iyi yapılar elde ediyoruz ama kenti ıskalıyoruz. Bugün içinde olduğumuz ortamda da bu kent meselesi altı çizilerek ortaya çıkıyor. Çünkü nitelikli bir sürü yapı yapılıyor. Yani mimarlık kendi dinamikleri içinde ilerleyip yükseliyor gibi görünürken, kentte ayaklarımızın altından kayıp gidiyor. Böyle bir aslında çelişki var sanki. Onun için de işte dönüp şeylere bakmaya başladık. İster istemez o sosyoloji, ekonomi vesaireyle mimarlığı desteklemeye çalıştık. Bir yandan da şunu görüyorum. Çok sayıda şey firması var. Yani teknolojik destek sağlayan. İşte doğrama için destek veriyorlar. Hakikaten eğer iyi bütçeli bir işse çok kötü detaylı bir bina yapmak da pek mümkün değil. Yani iyi firmalarla falan çalışılıyorsa. Bu durumda mimarların belki şeyini, fokusunu, konsantre olduğu şeyi biraz daha hakikaten kente ve planlamaya doğru çekiyor diye düşünüyorum. Onun için de eğitimdeki kırılmayı ben şahsen çok önemli görüyorum. Yani o taraftan bakabilmek, farklı bakabilmek meselesini. İkincisi de senin söylediğin bu dille ilgili mesele. Yani bu şeyin indirgenmesi, bir dil meselesi gibi indirgenmesi de tabii şey yapıyor. Yani mimarlığı genel olarak indirgenmiş bir algılama olarak önümüze getiriyor. Şunu merak ediyorum. Sen aslında güzel sanatlar, Mimar Sinan değil mi? Mimar çıkışlısın, Sinan çıkış. Mimar Sinan çıkışlısın. Ama İTÜ'de ders veriyorsun bildiğim kadarıyla. Evet, bir iki sene yüksek lisanslı bir tezsiz programda dahil oldum. Atölye yürütmek üzere. O da zaten
sorunu tamamla istersen. Yani ikisinin arasındaki fark ve süreklilikleri nasıl görüyorsun diye merak ediyorum. Çünkü aslında iki ayrı duruşu temsil eden okullar gibi İstanbul'da ağırlıklı iki uç noktayı gibi görünüyordu. Öyle de yüksek lisans programına dahildim. Bu geçtiğimiz dönem itibariyle bu zaman şeylerinden dolayı bıraktım. Tek üniversiteyi buydu yani gerekçem. Oradaki benim atölyede çalışma gayem şuydu. Tek üniversitenin talebi şuydu. Mimarlar yüksek lisansı fakat yapıyla ve gerçek hayatla bir ilişki kuramıyorlar. Dolayısıyla hani yapı yapmakla ilgili bir desteğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunun ismi de tezsiz bir programdı zaten. Ona dahil olmuştum. Oraya dahil olduğunuz zaman şimdi şeyi anlıyorsunuz tabii. Yani hani tabii yüksek lisans olunca bu teknik üniversite farklı, öğrencileri tabii, olmuyor sadece. Evet. Dolayısıyla onu mukayese biraz daha büyük bir sepet içinden bahsediyor olacağız o zaman çünkü yüksek lisans olduğu için. Ama orada da evet yani bu benim anladığım, benim en azından şüpheyle yaklaşmakla beraber hala muhafaza ettiğim ve arkasında durduğum yapılandırma hali, yani yapı yapma halinden epey bir aranın açıldığını gördüm, şahit oldum. Bu aynı şey aslında Mimar Sinan Üniversitesi için de söz konusu. Bu kuşak için de bahsedebiliriz aynı şeyi. Orada da aynı, her ne kadar devam etse de o gelenek, orada da öyle bir şey söz konusu. Bu genel, tam da senin söylediğin gibi, bu shop drawing denilen şeyin, yani cepheciler, akustikçiler, şunlar bunların artık devreye girmesi ve bu paketin aslında mimarların tam da o ilk başta bahsettiğimiz evet departmanlar haline gelmesi, bunun böyle bir kolektif bir meslek haline gelmesi ki çok tabii ve böyle de olacak. Ama burada bir tek hakikaten ortak dille ihtiyaç var. Bunun için de eğitimin bir noktaya kadar gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir cephe danışmanı ile ortak bir dili paylaşmanız, iki farklı dilden anlaşmamanız gerekiyor, anlaşmaya çalışmamanız gerekiyor. Onun statik ve mimar arasındaki şey gibi aslında, diyalog gibi. Peki eğitim ortamından biraz daha böyle dışarı çıkarsak, genelde Türkiye'deki çağdaş mimarlık ortamını nasıl görüyorsun? İyi görüyorum ben. Ben memnunum açıkçası yani. Hani çünkü böyle bir kırılma noktası oldu muhtemelen ben öğrenciyken başladı bunlar. Hatta senin Nevzat'la konuştuğun zaman da o bahsettiğiniz Uğur Danyeli'nin New York peşisine atfen söylediği buradaki o kuşak, o dörtlü beşli kuşak çıtayı yükseltti. Çıtayı yükseltti. Yani mimarlık, yani ben açıkçası her birine ayrı ayrı, yani mimarlık, Türkiye'deki mimarlık ortamı açısından kendilerine de söylüyorum. Yani teşekkür etmek isterim. Çünkü zemin hazırladılar. Orada, evet yani çünkü ondan evvelki kuşakta bir tabii sergilenme hali de öyle ortaya çıktı. Yani hani mimarinin gösteren hali de, yani semiolojik olarak da biz orada mimarlığı öyle görmeye başladık. Onlar çünkü göstermeye başladılar. Ondan evvel o kadar, tabii bunda teknolojinin, yayınların, yakın zamandaki bu internet dünyasının şeyleri tabii ki katkıları var ama o kuşak bence önemli. Dolayısıyla onun getirdiği, biz ondan sonra işte bizim aramızda 10-15 yaş var ise herhalde kaçıncı kuşak oluruz bilmiyorum ama ondan sonra gelen bir kuşak olarak ben memnunum açıkçası. Yani hem akranlarımdan, hem onlardan, hem de bizden sonraki kuşağında çok parlak ve iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani aya aya gidiyor. Aslında bu şeyler biraz bilgilenmeyle beraber gidiyor. Dolayısıyla gerçek değişmiyor ama bilgi artıyor. Dolayısıyla bilgi arttıkça da bence mimarlık da daha iyi tahlil ediliyor, daha iyi yapılıyor diye düşünüyorum. Ama iki mimarlık var. Yani bir tanesi böyle işte hep biz diye tırnak içinde kullandığımız ve aslında belki de belirli bir çevreyi, yani bu mimarlık tartışmalarında ve ortamında öne çıkan ya da çıkarılan çevreyi temsil eden bir mimarlık var. Ayrıcalıklı yapılar ve süreçler üzerinden giden. Bir de gündelik yeniden üretim deneyimi, tecrübesi olan bir mimarlık var. Yani
bilmiyorum işte gittiğin zaman atıyorum şimdi bazı semtlere İstanbul'da Sultanbeyli'ye, Gazi Osman Paşa'ya herhangi bir sokağa girdiğinde bırak onu Kartal'a, Maltepe'ye böyle alabildiğine giden binalar içinde bütün bu iyimserliği destekleyecek bir kent ve mimarlık okuyor musun? Hayır. Tabii bu kent bağlamında hayır. Yani ben daha, tam da aslında şey daha çok tekil yapı yapma ve onu mesele etmek üzerinden anlatmaya çalıştım. Yani tabii ki bütüncül anlamda fakat şunu da mesela eskiden bu bir eleştiri olarak geliyor. Yani mimarlar bütün tartışmalarında tekil yapı ölçeğine ve o tekil yapının sonuç ürün değerine odaklanarak kendi parselleri içinde, kendi sorumluluk alanları içinde davranıyorlar ve bu aslında gerçek yaşama, gündelik yaşama geri dönen bir çevre kalitesi oluşturmuyor. Yani bu bir eleştiri hakikaten. Ama bizim şeyimizde de var. Yani eğitim sürecimizde de var. Hep söylüyorum. Yani mimarlık tarihini 600-700 tane ayrıcalıklı yapı üzerinden tartışıyoruz. Evet. Kent milyonlarca yapıdan oluşurken işte Wright and Falling Water House'u yok işte Corbusier'in Villa Savoy'u ondan sonra biraz daha yenilere geldiğin zaman Frank Gehry Zahadit şu bu ve şey de mimarlık medyası da aslında onlar üzerinden bir değer oluşturuyor. Dolayısıyla dönüp işte biz dergide çevirdiğimiz imajlarda gördüğümüz mimarlıkla kurduğumuz bir mimarlık dünyası ve değerler sistemiyle buradan çıkıp böyle sokakta yürürken karşı karşıya kaldığımız mimarlık arasında büyük bir fark var. Ya o zaman sokaktaki insan işte betonlaşma olarak konuşuyor. Çirkin, kalitesiz çevre, mutsuz eden çevre olarak konuşuyor. Biz de işte böyle kendi yaptığımız köşede kalmış, adresini vermesen belki gidip görmeyeceğimiz falan binalar üzerinden kendi içimizde bir tatmin yaratıyoruz. Yani böyle bir ikilem yok mu? Var var. Yani bu hakikaten mimarlık tarihiyle ilgili dediğin şey çok haklısın. O benim de epey kafamı kurcalamış ve kurcalaya geliyor da. Ya anonim veya kendi yapı üretme sürecini bertaraf eden yani bu şey olabilir. Mimarsız bir süreç olabilir herhangi bir coğrafyada. Bu hakikaten es geçilen bir durum. Yani ilk başta baktığımız zaman Afrika şeylerinden başlayıp hani orada 3-5 sayfayla geçen bir kitabi durumdan bahsediyoruz. Doğru. Halbuki çok kıymetli şeyler vardı içerisinde. Diğer taraftan aslında şimdi çevrenin, kentsel çevrenin mutsuz etmesiyle ilgili, evet mutsuz ediyor. Fakat bir de şeyi düşünmeye başladım. Yani bir insanız ve hepimizin bir kaderi var. Şehirlerin de bir kaderi mi var acaba diye. Yani çünkü yani kötü, bahtın kötü, ayağın takılır, ayağını kırarsın. Yani bu da bizim kaderimiz diye kendi kendimi eylemeye çalışıyorum birazcık öyle bir şey. Mimar gözüyle. Hakikaten böyle ya bu da bazen arkadaşlarım mimar ya da mimar değil konuşurken kaderimiz diyorum, kaderimiz diyorum. Bunu da herhalde bayağı benimsedim ama bunun tabii kötü bir iyimserlik tarafı da var zamanla. Beni aşağıda çekebilir yani. Dolayısıyla o kadar da hani kabullenici bir şey gibi davranıyor ama gene belki de hani gerçi yani sadece İstanbul'a özgü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani çok hızlı malum hani hareket etmiş olan şehirlerin nüfus ve şey olarak yayılmacı itibariyle başına gelme ihtimali çok yüksek tabii böyle bir şey. Tabii yani zaten Türkiye'ye baktığın zaman hem göç hem nüfus artışı hem de şehirlerin büyüme ivmesi hızı çok yüksek olduğu için bunu denetlemek de çok çok zor oluyor. Zor. Yani işte biz sonuçta belki yüzde hatta binde birlik bir yapı stoğu üzerinden mimarlığı anlamaya ve tartışmaya çalışıyoruz. Halbuki yani işte geri kalan %99, binde 999 bizim hayatımızı şekillendiren bir yapı stoğu. Yani benim başta sorduğum soru ilk konuşmanın başında yani acaba geri kalanıyla ilgili mimarların bir sorumluluğu var mı? Yoksa biz şey lüksüne sahip miyiz yani? Ya ben işte gayet güzel fotoğraf veren, cephesi olan işte yapılar yapıyorum. Bunlar içinde de kalıyorum ve tartışıyorum gibi bir şeyimiz, lüksümüz var mı? Çünkü hakikaten o yani binaya odaklanan perspektif içinde gördüğümüzle
geriye çekildiğimizde gördüğümüz arasında büyük bir fark var. Dünyanın her yerinde var bu fark, evet. Ama Türkiye'de çok yüksek, belki İstanbul'da çok çok yüksek. Yani rahatsız edici olan o. Yoksa yani şeyde de çok farklı değil, başka coğrafyalarda da çok farklı değil. Yani gündelik ve sıradan mimarlık var. Ama onun bir standardı var, rahatsız etmeyen bir standardı var. Onun içinden bir şeyler çıkıyorsa çıkıyor gibi görüyorum ben. Yani biraz da yani sen kentsel ölçekli projelerle uğraştığın için en azından yarışmalarda mesela, evet. Değil mi? Böyle bir kente yukarıdan baktığın için sordum bunu. Bence ilgilenmeli bir mimar. Bununla ilgilenmeli. En azından yapı yaparken hep şunu yapmaya çalışıyorum. Yani öğrencilerimle de aynı şekilde. Yani bir sadece parselizasyon üzerinden proje ilerlemez. Ofisimizde de böyle bizim. Yani bir proje masaya yattığı zaman hem tarihsel, yani oradaki parselin durumuna bağlı. Bu biraz da meraktan ve bunun şey birikimiyle, yani donanmak için yerle ilgili. Yani bunun tarihsel yüzyıl başından ne kadar bulabiliyorsak eskiye giden haritaları, şunları bunları üzerinden gidiyor. Ha, bu sonra işimize yarıyor yaramıyor ayrı konu. Ama ben eminim ki yani en azından bir noktasında öyle bir şey hissediliyordur. Hissedilmesini isterim daha doğrusu. Beceremesek bile. Dolayısıyla şey çalışmasında da aslında, akademik çalışmada da bunu önemsiyorum. Dolayısıyla bugün geldiği noktada, o yapı bittiği zaman da bunun önemsenmesini düşünüyorum. Hep biten yapıda açıkçası hemen dibinden değil, mümkün olduğunca etrafından çok uzaklardan görmeye çalışıyorum mesela. Yakın zamanda da mesela Göktürk'te bir iki yapı var. Nereden, en uzak nereden bu şeye girer? Hani mevcut stok içerisinde, bir kentsel strüktür içerisinde bir şey yapmışsınız. O kentsel strüktür içerisinde bu nasıl duruyor? Ya da nasıl durmalıydı? Nerede hata yapılmış? Bu da mümkün çünkü. Kendinizi şey yapmanız için, sorgulamanız için. Ama bakmalı. Yani bir mimar bence bakmalı diye düşünüyorum. Yani orada iki şey var. Bir tanesi bir proje tasarım süreci olarak üst ölçekten gelip bakmalı. İşte onun etkilerini o spesifik şeyde görmek. İkincisi de tabii bir sorunsal alan olarak bunu, yani bu tabii bireysel olarak profesyonel mimarlık yapanların zorunlu olarak içinde olması gereken bir şey değil, ama en azından bir böyle öncelikli tartışma, konuşma meselesi olarak gündemde olması önemli diye düşünüyorum. Şeyi merak ediyorum, yani mesela ofiste nasıl gelişiyor bir proje? Geldi işte, bir proje alındı, başlanacak, ne yapıyorsunuz? Verilerini topluyoruz, tam demin bahsettiğim gibi. Ne kadar ulaşabiliyorsak. Mevcut işte fotoğrafla, daha doğrusu veriler toplanıyor. Normal bir şey projesi gibi. Bütün veriler toplanıyor. Muhtelif okumaları varsa, hani yerine bağlı olarak, kimisinde var kimisinde yok. O okumaları ben yapmaya çalışıyorum. Bu bazen ben bu atlama okumaları severim, hipertekst misali. O başka bir yere götürüyor, bu başka bir yere götürüyor. Biraz aslında böyle biraz şeyde, masada kalıyor. Yani bir miktar benim masamda, bir miktar da ofisteki server masasında kalıyor. Akabinde bunun üzerinden bir program geliştirme, yani konut da olabilir, programı çok belli ama ona bağlı ve işveren talepleriyle programı çakıştırılması ve nerede esnetilebilir bakıyoruz. Yani işveren nerede esnetilebilir, mevzuat nerede esnetilebilir, program nerede esnetilebilir üzerinden gidiyor. Daha sonra da kütlesel kararlara, yani plan, yani ortogonal şeyden paralel giden şeyler onlar. Kütlesel kararlara doğru evriliyor aslında. Sonrası ruhsat ve benzeri. Peki şey var mıdır mesela böyle bir tartışma ortamı ofiste? Olabiliyor bazen. Olabiliyor tabii. Yani bu daha çok fena da değil. Benim epey hoşuma giden bir şey. Çünkü ofisteki genç kanlar diyeyim. Onlar ben. Dolayısıyla mimarlığa farklı yerlerden bakıyor. Kimisi sinemaya çok daha meraklı, kimisi müzeye daha meraklı, ama mimarlığa da o gözle başka türlü bakıyor.
hipster bakış açısı diyorum ben artık bunların. Bunlar böyle bir hipster şey var. Hipster gözlüklerini takıp bakanlar da var mesela. Fena da değil onlardan. Bunlar benim hoşuma gidiyor açıkçası. En azından bunların şöyle bir faydası olduğunu düşünüyorum. Daha Türkiye modern döneminde de bence çok fazla konuşmamışlar aralarında. Konuşulmamış. Onlara da bir şey söylenmemiş. Orası daha kapalı bir kutu. Çok da merak ediyorum orada. Orada çünkü bir sözel tarih dolaşıyor ama o da çok böyle kendi içerisinde korunan bir sözel tarih. Bu senin yaptığın o yüzden çok kıymetli. Yani kayda düşmesi. Dolayısıyla o verileri çünkü şuna bağlamak istiyorum. Bir insan yapa geldiği bir şeyde alışkanlık gösterebilir. Ve cesaretini yitirebilir. Yapmak istediklerinden kolaycı bir tavırla kaçabilir veya gözleri kör olur. Yani bu da çok mümkün. Gözleri kör olan bir sürü mimar var bence. Dolayısıyla bunu engellemek için de bence biraz konuşmalı. Bu hem ofis bünyesinde konuşmalı hem mimarlarla, arkadaşlarınızla ve akranlarınızla konuşmalı diye düşünüyorum. Peki yani şeye baktığın zaman, yani şu anki mevcut üretime baktığın zaman bu demin saydıklarını görüyor musun? Yani mesela mimarlık ortamı senin söylediğin anlamda gözü kapalı olanları tasfiye ediyor mu? Etmiyor. 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 Yani bir ama bu tam şeydi zaten, hani modernizm kaşelediği bir şeyi taşır yani yanında. Dolayısıyla onu bertaraf etmiyor. Yani biz sürdürülebilir bir modernist söylem içinde mimarlık adına yaşadığımızı düşünüyorsun. Hayır, statik bir modernizmin sürdürülebilir haline getirmeye çalışıyoruz diye düşünüyorum. Bir statik bir modernizmimiz kendini var. Kendini de dahil ederek. Kendimi de dahil ederek. Yani ben de bir, yani benim genlerimde modernizm var. Mimarlıktan önce de vardı. Hepimizde var bence. Büyük ölçüde kültürümüz öyle bir evet, şeyden oluşuyor. Yani dolayısıyla o zaten bize şırınga edilmiş bir şey. Öyle ya da böyle. Ama bence bunu bilmek, bununla birazcık kavga etmek de fena bir şey değil diye düşünüyorum. Ama hep söylüyorum, yani iki tane anlamı var modernizm. Bir tanesi hani böyle çağ bilinci ve sürekli kendini eleştirmeyi ve yenilemeyi de içeren bir yenilenme hareketi. Yeni duruma göre pozisyon alabilme ve onun gereklerini yapabilme. Yani o dinamik bir şey. Doğru. Belki senin kastettiğin daha öyle bir şey. Bir de tabii statik donmuş ve yani kendi kendine stil tarz haline gelmiş bir modernizm var. Bu ikisinin arasında sanki gidip geliyoruz gibi hissediyorum. Tam öyle bir şey aslında. İlk söylediğine birazcık da ben oraya meylederek söylemek istedim onu. Yani o statik modernizm hem program, yani mimari program, mimariden bahsedecek olursak, hem mimari program itibariyle, hem malzeme davranışı itibariyle, hem kütle davranışı itibariyle özünde sabit kalıyor. Özünde sabit kalıyor. Amamış gibi yapılarak evet. biraz dışına çıkılmaya çalışılıyor ya da o değilmiş gibi gösterilerek gibi bir anda bir zarf kazanma, görüyorsunuz ya da renk görüyorsunuz falan. Evet, yani o da işte bu paketleme ve işte cephe üzerinden bir şey kazanma. Hakikaten doğru, yani o çok yaygın ve baskın olarak Türkiye, hani alternatifi ne olabilir onu bilmiyorum ama herhalde o daha çok mimarlık dışı etkenleri bu işin içine katarak geliştirmekle ilgili bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Peki gene son dönemde çok böyle hani öne alınmaya çalışılan böyle bir işte çevre, enerji verimliliği, enerji duyarlılığı, sürdürülebilirlik meseleleri var. Buna karşı şeyin ne, tutumun ne? Böyle bir konuyu nasıl içselleştiriyorsunuz ofiste? Konuşuyoruz ama daha çok organik besinler üzerine konuşuyoruz biz. Pazarda ne var, mevsim neyin var. Bunun mimarlık için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ne bileyim, hani mesela kış vakti hani domates yemeyelim diyoruz mesela. Bu mimarlıkta bazı şeyleri işaret edebilir mi? Çok zorlarsak edebilir. Ben biraz hani o uzak şeyle ilgili, ekolojiyle ilgili, yani tabii ki hassasiyetimiz var ama bu hassasiyetin olması zaten dile daha sonra dönen bir şey bu, malum. Evet.
Çünkü biraz... orada da bir görüş şey, yani mimarlık zaten var olduğu günden beri bu hassasiyet evet. üzerine kuruludur. Bunu yapay olarak eklemenin çok Hı-hı. da bir anlamı yoktur. İşte Vitruvius'un ilkelerine baktığın zaman evet, tamam, evet. sonuçta tamam. bunlar özü itibariyle Hı-hı. bir sürdürülebilirlik, zamana Hı-hı. direnme, işte yararlılık, ondan Hı-hı. sonra fazla zarar vermeme üzerinden giden şeylerdir. Ve bu aslında asli meselesidir mimarlığın gibi bir şey. Ev bir yapıyoruz ama bir içinde yapıyoruz. 5-6 sene, daha fazla 10 sene olmuştur en az. Müstakil bir kaşhane gibi bir yer. Hı hı. Ama Poyraz rüzgarını alıyor, kuzeye bakıyor falan filan. Yaptık bunu ama bir işverenin de bir danışmanı olduğunu ve danışmanın geleceğini söylediler. Tefriş bitti, plan şeması şu bu. Feng Shui uzmanı. Hı. Elinde bir harita ve bir şeyle chartla geldi. Böyle bir dönen bir şeyler falan var, aklım ermiyor. Kapıya işte şey açılmayacak, işte yatak başı kapı, kuzeye yatak başı gelmeyecek falan filan. Aslında bayağı bizim hani Neufeld bildiğimiz. O günden beri de ben bu hem ekolojiyi de dolaylı yordan şeye uzak doğu baskısı diyorum. Neufeld'in uzak doğu baskısı diyorum bu Feng Shui hikayesi. Ekoloji de biraz böyle bir şey. Yani çok fazla dillendirince bence biraz sulanmaya da başlayabilir. Öyle bir tehlikesi evet. de var. Ama bir de her şey gibi yani. İşte bir tüketim meselesi haline evet, gelip evet. pazarın bir şeyi, parçası olabiliyor. Oradan şeye gelecektim. Yani bu ödüller meselesi. Şimdi son dönemde böyle bir havada uçuşan ödüller durumu var mimarlıkta. İşte fuarlar, şeyler, özel programlar, başvurulu ödüller falan filan. Türkiye'de bir sürü yapıya şey yapıyorsun, gidiyorsun böyle neredeyse hani herhangi bir yerden ödül almamış işte havaalanı, ofis yapısı, konut kompleksi yok gibi. Yani her reklamın altında falanca filanca şeyini almış diye bir şey var. Nasıl bakıyorsun bu ödüller ortamına? Valla birkaç şey var aslında. Bir yine benzer bir soru. Geçenlerde bir yerde söyledim. Yani bunlar yarışma değil. Yani bunlar bir ödül. Dolayısıyla eş koşullarda mukayese edilen şeyler değiller. Kimisine başvuruyorsunuz. Zaten birçoğu bu bahsettiklerimizin ücret karşılığı başvurduğunuz şeyler. Dolayısıyla onların içerisinden bir takım seçimler söz konusu. Nasıl seçildiklerini şeylerini bilmiyorum. Çok da merak etmiyorum açıkçası. Ama bu mimarlık dünyasına ilgi çekmek açısından mimarlık tarafından işlevselleştirilebilir. Evet, yani o şekilde konuşulabilir. Yani baktığımız zaman aslında bizim o beşlimizin aslında bazı yarışmalarda ya da ödül mekanizması ile belli bir noktaya taşıdıklarını görüyoruz. İşte biraz önce de onlara iyi ki varlardı diyoruz. Hı. Aslında bunda onun bir katkısı olabilir. Dolayısıyla bir de tabii mimarlar. Mimarlar biraz... Dı derken dönemlerinin geçtiğini düşünüyor musun? Hayır, geçtiğini düşünmüyorum. Daha çok ödül alıyorlardı mı? Yok, hala alıyorlar. Hı. Geçtiğini düşünmüyorum. Ne diyecektim? Yani mimarların kendi salonunda oynaması dışında sokaktaki insanın, mimar olmayanların, kenti paylaşan insanların da en azından bir kısmını, asgari de olsa, ödülle bir mimarlık mefhumu, en azından niye, ne değildir gibi gündeme tarafından iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bunun faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum o anda. Ama kendine döndüğü zaman mekanizmanın çalışması itibariyle bir arıza olduğunu da teslim ederek. Peki bir de böyle hani çok sevilmez, klasik bir soru da çok sevilmez ama şeyi sorayım. Yani genelde böyle arada soruyorum bunu. Kimleri görüyorsun böyle ümit veren ve Türkiye mimarlığını taşıyacak, işte yeni açılımlar getirebilecek, yeni tartışmaların zeminini oluşturacak bina yapı ya da mimar olarak neler var ortamda? Biraz şöyle bakıyorum herhalde bir süredir. Yani mimarlık... aslında çok enteresan bu neydi ismi unuttum yazar var onun hakkında şey de açılan daha sonra bir imza gününde iptal oldu bir konuşması var edebiyatçı yazar adını unuttum şimdi kusura bakmasın Murat Menteş o diyor ki Türkiye'de bir bağlam sorunu vardır bir edebiyatçı olarak yani şimdi
ben de bir taraftan bağlamcıyım diyebilirim kendi adıma, yani en azından bunu gösteriyorum, göstermem ayrı konu. Dolayısıyla bakarken de bu statik modernizm ya da modernizmin sürdürülebilirliği noktasında coğrafi, iklimsel ve benzeri bir sürü şeyi barındıran yeni bir şey kim söyleyebilir, böyle bir potansiyeli kim taşıyabilir diye bakıyorum. Ve bunun üzerinde bu illa yapı yapması gerekmiyor ama hem de bu mimarlık alanında da bence önemli bir boşluk olduğunu, eleştiri alanında olduğu gibi ve bunun da bence gelmesi gerektiğini ve illaki geleceğini kabul ederek. Mesela Boğaçan'ı ben önemsiyorum. En sözü itibariyle ki aynı zamanda yapı da yapmaya, yapı da yapıyor. Benzer şekilde hem düşünce temelinde hem de yapı temelinde bir derdi olduğunu çok rahat görebileceğim ya da benim gördüğüm Alişan Çırakoğlu mesela bence önemsiyorum. Hem yaptıkları yapı itibariyle hem mimarlığa bakışı ve kendi kişisel mimarlık politikası açısından. Bunları diyebilirim mesela. Peki uluslararası ortamı nasıl? Vardır gene bir sürü, hani hakikaten mimarlık yapmayıp kağıt üzerine şeylerde yani hani yani bu tür saptamaların hepsi aslında büyük bir çoğunluğa da haksızlık Süper yapmayı Pool da mesela göze alarak bence başka yapılan, bir damardan iyi bir yerde durabiliyor. Yani bu tür alt çizip isim vermelerin hepsi aslında ister istemez bir sürü insana da aynı anda haksızlık yapmayı göze alarak olan şeyler. O anlamda şey. Peki uluslararası ortamı nasıl görüyorsun? Ya hakikaten böyle bir su kenarı mimarlığının fena olmadığını düşünüyorum. Niyeyse de böyle. Yani bu modernizm kara tarafında mı sıkıştı kaldı onu anlamadım. Yani bu Ankara'da bayağı karadır. Orada da diyebiliriz. Şimdi kara tarafında çok yani bu eski Doğu blokundan da bahsediyorum. Benim için çok kıymetli. O tektonik, o büyük plastikler hakikaten çok iyi. Hala açıp açıp baktığım şeyler. Ama bir umut vadeden bir su kenarı var. Bunun içerisinde böyle bir Akdeniz başlıyor. İşte Portekiz, İspanya, Hollanda. Kuzeye çıkıyorsunuz. Ondan sonra kıtayı geçin. Karşıda Güney Amerika, Şili. Mesela Şili, Meksika. Benim Brezilya. En fazla şeyle baktığım yerler Brezilya. Yani oralar hakikaten yani o şeyle ilişkisi de, dünya ile ilişkisi de enteresan. Yani bir şey yapıyorlar ve aslında biraz da oralara bağlı bir şey yapıyorlar. Venedik, öğrenilecek bir şey var. Bienalinde de şeyler, yani Güney Amerika katkısı çok müthişti. Bu özellikle de yani modernizmin sürdürülebilirliği ya da coğrafi bazda adaptasyonuyla ilgili olarak hakikaten çok çok ilginç bir katkıydı. Doğru, ben de yani aynı şeylerin muhtemelen altını çizerdim. Bir miktar Avustralya'da mesela. Hiç yani bunu böyle suyla özdeşleştirerek düşünmemiştim. Enteresan bir şey aslında bu. Yani çünkü bir yerden bakınca da doğru, bir coğrafi şeyi de var. Onu ben referansı politik mı? Olarak da kuruyorum genelde. Evet, çünkü hani su kenarı ufukla ilgili bir meseledir. Öbüründe daha başka bir şey vardır. Türkiye'de de öyle mi Türkiye'de acaba? De bir de hani politik angajmanlara bakarsan aslında niye su kenarı kara tarafı yani ya da niye Kolombo tarafa gitti? Yani bu bir sürü şey, yani mimarlığın dışında da bende açılımlar olabilir. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Senin eklemek istediğin... Teşekkür ederim. Var olun. İyi ki yapıyorsunuz. Hakikaten çok kıymetli bir şey. Belge. Evet. İnşallah devamını bekliyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok mersi.